Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, Bediüzzaman Hazretlerinin İşaratül İcazından biliyorsun münafıklarla alakalı 12 ayetin son 4'ünü 5 demiştik dün. Yanlış söylemişiz. Hatırlatacağız. Biliyorsunuz bunlar yani münafıkların 4 cinayeti ve onun neticesi olan zararları, kar etmedikleri konusunda 2 misaldir. Birinciye başladık, değil mi? O da meseluhum kemeselillezî istevkade nâra. Felemma adaat ma havlehu zehebe Allahu bi nurihim ve terakahum fi zulumatin la yubsirun. Summun bukmun umyun fehum la yercun. Mana da verelim. Yani o münafıkların misali tıpkı aydınlanmak için ateş yakan bir adamın misaline benzer. Ama ateş çevresini aydınlattığında Allah onların nurunu giderir ve onları karanlıklar içinde bırakır. Artık göremez olurlar. Onlar sağırdırlar, laldırlar, kördürler, artık geri de dönemezler. Bunu okuduk. Ama bu ayetin daha önceki ayetlerle veçh-i nazmını gördük. Buna iyi dikkat edin, yoksa bugünkü dersi anlayamazsınız. İki, bunu bitirdik. İki, bu ayetin kendi içindeki cümlelerle birbiriyle münasebetini ve veçh-i nazmını da gördük. Yani nasıl bağlanıyor. Şimdi de bu ayetin teker teker heyetleri, heyet dediği kelimeleri, mürekkepleri, cümleleri, neyse harfleri, bunlar arasındaki veçh-i nazma bakacağız. Niye şu kelimeyi kullandı, niye bu kelimeyi kullandı? Teker teker heyetler derken onu anlayacağız. Cümleler arasındaki, özür dilerim, heyetler değil de, ha burayı okuduk değil mi? Neredeyiz? Ha tabii tabii. Yani şey, kuyudat ve heyetler arasındaki irtibata geldik. Buldun mu kardeş? Emmel cihetü salisetü, üçüncü cihet. İşte benim dediğim bu. Ciheti nazm yani. Yani nazma kuyudati cümletin cümletin veya cümleten cümleten. Kuyudati cümletin cümletin bence doğru olan o. Bakalım Mollay Acip nasıl harekelemiş. Bakalım bu adam büyük adamdır. Biz de büyüklüğüne ne yapalım? Hürmet gösterelim. Tamam. Şimdi bak. Ha, şuraya yani. Bakalım ki nasıl okumuş. Olan mübarek adam. Ha. Cümletin cümletin. Tabii benim bildiğim gibi doğruymuş. Elhamdülillah. Yanlış değilmiş bildiğimiz. İnsan bildiğini teyit etmesi lazım. Acaba yani acaba dedim. Demek ki yani nazma kuyudati cümletin cümletin. Teker teker her cümlenin içindeki kayıtlar. Kayıt dediği faili, mef'ulu, anlatabildim. Temyizi, car, mecrur, zarf, mazruf bunların. Yani bunlar nasıl birbirine bağlıyor? Bunu anlamak için fandur ila evvela şu cümleye bak. Meseluhum kemethelillet istevkade nara. O münafıkların misali kendisi için aydınlatmak üzere ateş yakan adamın haline benzer. Bu cümle. Kelimeleri inceleyecek şimdi. Keyfe tetetayyaru. Nasıl uçuşuyor? Şiraratü nüketi min kuyudatiha. Bu cümlenin kayıtlarından, kelimelerinden, harflerinden nasıl belagat nüktelerinin şeyleri, ne diyorlar o böyle ateşin şeyleri? Kıvılcım. He? Kıvılcımları nasıl uçuşuyor havada? Bakalım bize anlatacak, yoksa biz ne anlayalım? Gelelim. Emma lafzül mesel. Onların misali dedi. Yani onların meseli, mesel kelimesini kullandı. Fe işaretun, bu kelime işarettir. İlâ garâbeti hâlil münafıkîn. Münafıkların durumunun garip olduğuna, hiç görülmediğine, böyle garip bir şekilde olduğuna. Ve enne kıssatahum u'cûbetun. Onların hikayelerinin çok böyle şaşılacak tarzda olduğuna. Niye? İzil mesel. Çünkü mesel, mesel demek darb-ı mesel. Hani halk arasında ne yapılır? Atasözü yani. Onun gibi bir şey. Huvellezî yecûlu alel elsine.
dillerde dolaşan ve yetenakaluhun nasu ve insanların naklettiği. Niçin? Litadammunihi ligarabetin. Garip bir şey, anlatabildim mi? İçinde ihtiva ettiğinden örnek vereyim mi size? Kurt yaşlanınca çakalların oyuncağı olurmuş. Bu atasözüdür yani. Mesel. Kurt yaşlanınca çakalların oyuncağı olurmuş. Bunu bugünler kullandım, kıyamet koptu. Anladın? Şimdi demek ki mesel kelimesi buymuş yani. İz çünkü ehassu sıfatihi el garabetü. Yani bu meselin en özel bir özelliği garipliktir. Yani eşi benzeri olmayan, eşi benzeri derken yani çok garip. Evet. Sümme sonra lindimaci kaidetin esasiyetin fil emsal. Bütün darb-ı mesellerde, atasözlerinde var olan temel bir kaideden dolayı. Neymiş ona? Bak. Yukalü leha, buna ne derler? Hikmetül avam. Halkın felsefesi derler buna. Yani bu millet de felsefeyle konuşuyor ha. Allah şahit, benim köydeki insanları bir dinlesen, ulan ne güzel kelimeler kullanıyorlar. Ben bile anlamıyorum bazen yani. Halkın felsefesi, avamın hikmeti ve felsefetül umum, umumun felsefesi diyorlar buna. Fel muradu bil meseli huna. Burada meselden kasıt sıfatuhumul garibetu. O münafıkların görülmemiş bir sıfatları ve kıssatuhumul acibetu, şaşılacak hikayeleri ve haluhumu şeniatu, çirkin halleridir. Onların kötü haline misal demek bu. Çünkü verilen misal de çok kötü. Adam aydınlanmak üzere ateş yakıyor, nuru gidiyor, karanlıkta kalıyor, rezil oluyor. Ondan daha kötü hal var mı? Fefit tabiri bil meseli, meselle ifade etmekte mecazen, mecaz olarak onların halini, işaretun ilel garabe, onların garip hallerine işarettir, garabete işaret. Ve fil işareti, bu işarette de ramzün, gizli bir ima var. İle enne min şe'ni sıfatihim, yani münafıkların özelliklerinin şanındandır. En tedure ala lisanin nefreti ve tel'in. Devamlı insanların nefret ve lanet dillerinde dolaşıp dururlar bu kip köpekler. Kedar bil mesel. Atasözü gibi böyle olur yani, onların hali budur. Mesel kelimesiyle çıkan kıvılcımları gördün mü sen? Nükte kıvılcımları işte bu. Bir kelimeden neler çıkardı. Ulan Bediüzzaman biz perişanız ya. Nereden Kur'an'ı anlayalım? Ve emmel kafu. Kafa gelince. Hani kemesel dedi ya. Onların misali tıpkı şunun gibidir. Fe in kulte, desen ki in huzife, ha eğer bu kaf hasfedilseydi kâne teşbihen belîgan fehu eblehu. Sadece müşebbehle, müşebbehün bihin zikredildiği teşbihlere teşbihi belîg diyoruz. Anlatabildim mi? Mesela bu adam aslandır. Bak aslan gibidir demiyoruz. Ne eksik burada? İki şey eksik. Teşbihin dört tane rüknü var. Müşebbeh, benzetilen. Müşebbehün bih, kendisine benzetilen. Teşbih edatı ve bir de teşbih yönü. Normalde bu adam cesarette aslan gibidir dersek tam teşbih. Ama o edatı atar, cihetini atarsak ne kalır? Bu adam aslandır dediğin zaman teşbihi belirdir bu. İstiare, buna... İstiare değil, teşbihi belir. İstiare. Müşebbeh veya müşebbehün bihlerden biri olmayacak. Sadece müşebbeh veya müşebbehün bih zikredilecek. O ayrı. Şimdi bu daha belir. O zaman kaf keşke zikredilmeseydi. Zikredilmekle teşbihi belir olmaktan çıktı. Soru bu. Kıyle leke, sana denilir ki el eblegu fi hadel makam. Bu makamda kafı zikretmek daha belirdir. Zikruhu, onu zikretmek daha belir. Neden? İzi tasrihu bi gibi diyerek kafı açıkça ifade etmek yuqidu zihne, zihni uyandırır. Şöyle bi en yanzura ilel misali, misale bakmak üzere tebeiyen, ikinci planda bakar. Esas o münafıklara nazarını odaklar. Anladın değil mi? Misale ikinci plandan bak.
Çünkü kaf olmasa o misale daha çok odaklanır. Ulan ne mükemmel bir şey ya. فَيَنْتَقِلُ عَنْ كُلِّ نُقْتَةٍ مِهِمَّةٍ مِنْهُ Yani o misalin her önemli noktasından hemen intikal eder. اِلَى نَظِيرِهَا مِنَ الْمُشَبَّهِ Asıl benzetilen münafıkların, münafık ki burada, müşebbehin benzerine. Benzetilene yani. وَاِلَّا Eğer kaf zikredilmezse, فَقَدْ يَتَبَغَّلُوا ف۪يهِ Allah Allah. Misalde odaklanır, boğulur. Kasten boğulur. فَتَفُوتُ مِنْهُ دَقَائِتُ التَّطْبِقِ Bu uygulama, yani müşebbehün bihteki şeyleri, incelikleri, müşebbehe uygulama, bu incelikler ortadan kaçar. Tefutu kaçar. Ulan müthiş bir misal ya. وَاَمَّا الْمَسَلُ السَّانِ İkinci meselden kasıt ne peki? Niye bunu kullandı? Yani direkt diyebilirdi. Meseluhum kelledi diyebilirdi. Ateş yakan adam gibidir diyebilirdi. Niye ikinci meseli kullandı? Ulan Bediüzzaman. فَاِشَارَةٌ Bu şuna işaretti. اِلَا اَنَّ حَالَ الْمُسْتَوْقِدِ بِغَرَابَتِهِ وَوُجُودِهِ فِي حِسِّ الْعُمُومِ Umumun duyguları açısından ateşi yakıp aydınlanmak isteyen adamın durumu, garipliği ve varlığı itibariyle كَانَ حُكْمِ فِي حُكْمِ دَارْ بِلْمَسَلْ Atasözü hükmüne girmiş oluyor böylece. Allah Allah. فَاِنْ قُلْتَ وَاَمَّا الَّذ۪ي الَّذ۪ي niye geldi buraya? O da sıla, ismi mevsul. O ki, değil mi? Direkt halbuki diyebilirdi, değil mi? Meseluhum kemeselil müstevkidine aranda diyebilirdi. Ellezî sıla cümlesine falan gerek yoktu. Gibi görünüyor bize. Hayır, her birinin hikmeti var. Fein kulte desen ki, keyfe efrede ma ennehum cemaatun. Ha, al sana. Ellezî müfret getirdi, tekil getirdi. Halbuki münafıklar çok. Bir grup. اَلَّذ۪ينَ demesi lazım. Ne diyorsun buna? قِيلَ لَكَ Sana şöyle söylenilecek. اِذَا تَسَاوَ الْجُزْءُ وَالْكُلُّ وَالْفَرْدُ وَالْجَمَاتُ Eğer bir meselede cüzle kül, yani tümle parça, fertle cemaat, toplum eşit hale gelirse وَلَمْ يُؤَسِّرِ الْاِشْتِرَاكُ فِي صِفَةِ الْفَرْدِ زِيَادَةً وَنُقْسَانًا Başkalarının, anlatabildim mi? Bir ferdin sıfatına müşterek olmaları bir mana açısından fazlalık noksanlık katmazsa, etkili olmazsa cezel veçhan, o zaman müfret veya cemi getirilmesinde ikisi de caizdir. Tıpkı mitlu kemethelil himari. Hani ayet-i kerime var ya, Yahudilerle alakalı. Meselüllezine hummülüt tevrate. Bak burada da tekil getirmiş ikinciyi. Birinciyi cemi getirmiş, demek ikisi de caiz. Fark etmiyor çünkü aynı sıfat. Sıfat aynı. 100.000 kişiye de uygulasan aynı, bir kişiye de uygulasan aynı. Yani Tevrat'ı yüklenenlerin misali, yüklenip de ثُمَّ لَمْ يَجْعَلُوهَا يَحْمِلُوهَا Sonra da onunla amel etmeyenlerin misali. Kendilerine yüklenmiş ama onu yüklenmiyorlar. Yani üzerine almıyor. Bunların misali كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا Cilt cilt kitaplar yüklenen eşeğin misalidir. Burada eşek biliyorsun tekil getirilmiş. Anladın? Zararı yok yani. Bise bak burada. Bise meselu el kavmi lladine kezzebu bi ayatil ama burada da çoğul getirilmiş. Allah'ın ayetlerini tekzip eden insanların meseli ne kadar kötü. Vallahu la yehdi kavmet zalimi. Zalim milleti asla hidayete erdirmez. Fe fi ifradihi müfret getirmekle İşaretün şuna işaret var. İlâ istiklâli kulli ferdi. Ya münafıklardan her biri müstakildir. Ne konusunda? Fî temessülü dehşeti. Allah Allah. Dehşetli bir hal içinde yani yansımaları noktayı nazarından aynıdır. Ve tasvîri şenaatihim. Onların pisliklerini, kötülüklerini tasvir noktasında. Evveya kânellezî ellezîne. Ellezî ellezîneydi de. Fahtosira kısaltıldı. Anladın değil mi? Kur'an daima kısa yolu seçer. Mümkün çünkü isteyeceğiz. Acayip bir şey. Ve emme stevkade. Şuraya kadar okuyacağız. Ve emme stevkade.
Yani ışığıyla aydınlan ateşi aydınlanmak üzere ateş yakan, yaktı demek. Evvela fesinuhu, bir defa istikat. İstikat derken istifal kalıbında. İstifal kalıbı elif sin te, üç tane şey var. Biliyorsun, zayid harf var. O sinin getirdiği 12 mana var. Anladın değil mi? Mesela bir tanesi beğenmek, istihsan gibi. Bir tanesi sormak, istifsar gibi. Sorgulamak. Yani çok 12 manası var benim hatırladığım. Var. Şeyde nedir? Maksut veya izzide bunu okuyabilirsiniz. Şimdi diyor ki burada, yani bu sin işaretun ile tekellük, bir şeyi zorlamaya işarettir. Yani ne demek? Mesela istifsar, bir şeyi sorgulayarak öğrenmek. Direkt öğrenmek var, öyle değil mi? Bir de sorgulayarak öğrenmek. O biraz zorlama. Ve tahari, araştırmak istiyor. Şimdi burada ve fi ifradihi, tekil getirmiş yine. Halbuki münafıklar çok. Na cem'i damiri, zamir şey ne derler? Çoğul, meselühüm diyor. Öyle değil mi? Zamir çoğul. Ama kendisi müfret getirilmiş. Fi binurihim. Nurihim de öyle değil mi? İstevkada nara. Ha, nurları kelimesinde zamir cemi, yani çoğul getirilmiş. Ama istevkada tekil getirilmiş. Ne var bunda? Remzun latifun. Çok tatlı bir gizli işaret var. İlâ enne ferden yuqadu li cemaatin. Bir fert, bir toplum için yakılabilir. Feda edilebilir. Allahu alem odur. Bir bakayım, ona göre hareket edeyim. Bir de yanlışlık yapmayalım. Yani ben öyle. Allah Allah. Öyle, yani yuqidu okuyacağız. Oldu mu güzel kardeşim? Ben kelimeyi yanlış okudum. Zaten dikkat ettim. Yani bir fert bir toplum için ateş yakabilir. Değil mi? İlla hepsinin ateş yakmasına gerek yok. Birisi yakar ateşi, diğerleri aydınlanır. Onu kastediyor. وَقَدْ أَلْتَفَ فِي الْاِفْرَادِ اِيْقَادًا. Bak, ateş yakma noktasında müfret getirerek ne güzel yaptı Kur'an. وَالْجَمْعِ اِسْتِنَارَةً. Ama aydınlanma noktasında cemi getirerek, çoğul getirerek ne güzel yaptı. Çünkü tek kişi yakar, çok kimse ondan aydınlanabilir. Aman yarabbim. Bu inceliğe bak. Gelelim son nokta. وَاَمَّا نَارًا. Yani اِسْتَوْقَدَ نَارًا. Ateş yaktı. بَدَلَ الْمِسْبَحِ. Lamba demedi de ateşi yaktı diyor. اَوْ غَيْرِهِ. Veya başka şey kullanmıyor. Mum yaktı diyebilirdi. Bu feişaretun, şuna işarettir. İlel meşakkati bin finurit teklifi. Yani Allah'ın mükellefiyet nurunda biraz zorluk var. Şimdi normal lambayı yakarsın hemen aydınlatır. Ama ateş yakınca aydınlanmak kolay değil. O zaman teklif denilen nurda anlatabildim. Biraz meşakkat var. Ve remzün, gizli bir işaret daha var. İle ennehum yahud şeyler, nedir, münafıklar. Yukidune tehten nuri zahiriyi, görünürde ateş altında, görünen ateş altında yakıyorlar. Nara fitnetin, fitne ateşini yakıyorlar. Buna da işaret var. Ve emma tenkiruhu, niye ateş kelimesi nekire geldi? Naran, en nara demedi. Naran dedi. Fe imam, bu da imadır, işarettir. İle şiddeti ihtiyacı. Aşırı ihtiyaçları var onların ışığa, ateşe. Hatta innehum, hatta onlar yardune bi eyyeti narin kanet. Hangi ateş olursa olsun razılar. İster fitne ateşi, ister zahiri ateş. Yani mecburlar onu. Yani ateşe, bir ateşe ihtiyaçları var. Burada kalsın. Çünkü ikinci cümleye geldik. O da biraz daha uzun sürecek. Ha, daha sonra da Allah nasip ederse üçüncü cümleyle ikinci cümleyi yarın inşallah okur bitiririz. Oldu mu? Maşallah ya, maşallah. Vallahi az okuduk ama buradan ne yapalım? Ya.